Merhabalar arkadaşlar. Ankaralı Hüseyin ustamızla birlikteyiz. Gelin birlikte kendisini tanıyalım. Merhaba Hüseyin usta. Merhaba abicim. Ben Hüseyin Altındağ. Evet. Ankaralıyım. 10 yaşından beri kuş besliyorum. Evet. Kaç yıldır İzmir'desin? İzmir'de işte Hollanda'dan emekliyim daha doğrusu. He, senin Hollanda iş yerin, çalışma hayatın var. Evet. Kaç yıl Hollanda'da kaldın? Fazla değil, 52 yıl falan. Fazla değil, 52 yıl Hollanda'dan kaldıktan sonra emekli ülkemize oldum. Dönüp, evet, Çeşme'de böyle güzel bir mekanda. Burada işte vakit geçiriyoruz, kuş uçuruyoruz. Kuş uçuruyorsun. He. Emek... Sen Ankara'da benim Cebeci'den de komşundun, bizim evlerimiz yan yana. Hüseyin Usta. He. İç Cebeci'de. İç Cebeci, Erdem Sokağı'nın o başından ta. Birlikte orada da komşuyuz seninle. Evet. Şimdi Hüseyin Usta, bu... Kuşçuluk nereden? Abicim Ankara'da ben 10 yaşındayken başladı. Evet. Zaten abilerimiz besiyorlardı mahallede, evet, büyüklerimiz. Abilerim. Evet. Onlardan esinlendik işte. Başımıza gitti. Baktık dönüyor, dönüyor. Takla atıyor. Takla atıyor derken biz bize orada şey bulaştı. Gönül verdik. Evet. 67'de işte ortaokulu bıraktım, sanayiye girdim. 3 sene çalıştım orada. Evet. Her sabah işe giderken uçururdum kuşları. Evet. Evet. 70'de Hollanda'ya geldik. 72'de kuş götürdüm oraya. Hollanda'ya. Hollanda'ya kuş götürdün. Nasıl götürdün? Arabaya. Arabayla. Arabayla. Şimdi geçen Vedat arkadaşımız da bir anısını anlattı. Dedi böyle böyle şeyden o... Gümrüklerden geçerken zordu, mordu bir şeyler. Senin öyle bir maceran var mı? Ya var, var. Maceram var da yani ben işte ne bileyim. Gümrükte birkaç kere beni yakaladılar. Evet. Yakaladı derken buldular kuşu, arıyorlar. Evet. Bunlar ne dedi? Ya gülerek merhaba işte işte biraz alttan alıyoruz falan. Dedim evet. Ya abimiz bunlar bizim. Hani böyle böyle. Hobi, kuş, güvercin. Öyle atlatıyoruz, geçiyor gidiyor işte. İyi yani, yani bir sıkıntı olmadı yok. Yani geçirdin mi? Yok işte bunları daha iki hafta oldu, bunları getirdim işte güdükleri. Güdük bu kuşlarımız Hollanda'dan gelen yeni, Hüseyin Usta'm yeni getirmiş bu kuşlar, güvercinleri. Orada Celil diye Erzurumlu bir arkadaşım var sağ olsun, evet, onu ziyaret ettim. Arkadaşımıza, kardeşimize buradan selamlar. Evet. O da onu da çok eski kuşçu da hani. Bu, o da mı Ankaralı yoksa yok, Erzurumlu? Yok Erzurumlu ama Erzurum'dan, Ankara'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nden. Her sor kimi kuş sor. Var. Yok evet. Yok kimi sorarsan sor. He. Eski kuşların hepsini bilir yani. Anladım. Onun için sağ olsun o da işte dedi al dedi uçur şunları bir İzmir kuş görsün. Bakalım inşallah görecek. Sen usta bu kuşların senin damarı, ırkı yani bir anlatır mısın özellikleri nedir? Nerenin kuşu bunlar? Hobi olarak besliyorsun sen bunu da. Abicim yerlerden... bunlar Celil arkadaşımızdan geldi dedim ya o. O Hollanda'dan gelen 4 kuşumuz. Evet, 6 tane getirdim. 6 tane, evet. Diğerleri şey kuşu, Kayseri kuşu. Kayseri kuşu da besliyorsun. Evet, Kayseri kuşu. Ankara kuşu. Ankara kuşu, kaç Kayseri. Kaç kanal kuş var sende şimdi? 3. 3 kan kuşla bunları evet. Harmanlayıp evet. Birbirinin içerisinde kuşu. Aynen öyle yapacağız hani, bakacağız hani. Şu 6 taneden alacağız, uçuracağız. Evet. Hoşuma gitmediği zaman başkasını şey yapacağız, evet. Eşleyeceğiz. Çıkartacak bir şeyler ama inşallah bunlar güzel oynayacak. Güzel zaten oynayacak, evet. Abicim bu kuşçulukta ben 72 var benim yaş. Maşallah Allah'ın cümlelerine. Amin cümleye. Kaç tane kuş uçurdun diye sorarsan 5 parmağın 5'i kadar uçurmadım. Uçurmadım. Ama böyle harbiden adam oynayan gibi kuş. İstediğim gönlüme aynen. Hitap eden kuşları diyorsun 5 parmağın 5'i kadar uçurmadım. Hiç unutmadım, şey yapamadım, unutamadım kuşları bir anlatayım mısın? Kaç tane aklımda kalan mesela. Ben 3 tane kuş uçurdum. Birini çocukken uçurdum. Evet. Arkadaşlar kışın. Evet. Sobada biliyorsun evet. Güğüm dururdu. Evet. Sıcak suyu açtık, şey karı erittik. Kuş uçuruyoruz bir arkadaşla mahalleden. Bir baktım yanar döner geliyor. Oo. Bir daldı abi güdük. Tabanı bir vurdu gidiyor kuş. Evet. Allah Allah dedim bu ne iş? Neyse indirdik onu. Pırıltı vere bilmem ne vere vere. Evet. Ta orada da bizim orada bir kuşçu vardı. Kuş onunmuş. Hmm. Dedi ki
geldi zaten, gördü kuşun buraya kondu. Kuşu dedi ver dedi, yok dedim buraya konmadı falan. Dedi ver olmuş dedi, ben sana dedi, bir çift kuş veririm. Neyse abi, kuşu verdik. Kuşu, verdiği kuşları uçurduk da oradan oraya 2 dakikada gitti. Gittik, vermedi. İyi dedik, tamam. Kovdu bizi, çocuğuz ya. Evet. Kuş gene çıktı geldi abi. Evet. Ondan sonra başka yere zorladım hemen. Yok. Evet, böyle. Abi onlardan bir yavru aldım. İnan var ya. Ne evet. Biçim yavrular ya. Evet. Yani bir onlardan kuş uçurdum. Evet. 2 tane de bir başka uçurdum, başka yere. Evet arkadaşlar, şimdi Hüseyin Usta'mla bir hashtag yapacağız. Hüseyin Usta yazıp videomuzu beğenip yorum yapan, abone olan arkadaşlara Hüseyin Usta'm çekilişte bir çift kuş verecek. Aynen. Hüseyin Usta'm telefon numaranı da buradan arkadaşlara iletir misin? 0554 evet. 753 evet. 1061. Hüseyin Usta'm yorum yapan, beğeni yapan, like atan arkadaşlar abone olun kanalımıza. Çekilişle bir çift kuş hediye edecek. Aynen öyle abiciğim. Teşekkür ederiz arkadaşlarımın adına. Hüseyin Ustam, şimdi Hollanda'da kuşçuluk nasıl? Sen Hollanda'da yaptın kuşçuluğu, İzmir'de yapıyorsun, Ankara'da. Bir de Hollanda'yı duyalım. Hollanda'da, abi, Hollanda'da bayağı uzun yıllar, 52 sene az bir zaman değil yani. Kuşçuluk nasıl sence orada? Abi orada kuşçuluk buradan daha iyi. Çünkü güzel kuşlar var orada. Güzel yani kuşlar kötü var. Kötü kuş yok yani. Aynen. Evet. Çünkü yani Hollanda'dan, yurt dışından gelen arkadaşlar mesela kuşu izliyorlar, evet. Basıp götürüyorlar. Büyük paraları aynen, alıp, büyük paraları alıp gidiyorlar ya. Aynen. Evet. Aynen. Şimdi herkesin kümesine git. Mesela bizim orada çok arkadaşlar var. YouTube'da geçen ben gördüm. Evet. Yiğit labırla alınır ya. Evet. Ayı Yaşar var mesela. Evet, Ayı Yaşar lakaplı arkadaşım evet. Biliyorum. Evet. O da mesela güzel kuşlar var. Evet. Efendim daha onun gibi niceleri var. Belçika'da arkadaşlarımız var, çok güzel kuşları var. Evet. Yani Avrupa'da kötü kuş yok. Yok, anladım. Çünkü hep seçme kuşlar oraya gidiyor değil mi? İyi kuşlar. Aynen. Çünkü maddiyata dayandığı için adam parayı basıyor, oraya götürüyor değil mi? Aynen öyle yaptı. Tabii. Evet. Çünkü kimse kötü kuş almıyor orada. Şey, Türkiye'de evet. Ne yapacak? Orada bir sürü kuş var. Evet, evet. Bakıyor 2-3 gün, 3 gün, 5 gün neyse adam 6 hafta izine geliyor veya bir ay, bir hafta kuşun peşinde koşuyor. Her gün izliyor kuşu. İzliyor. Ondan sonra götürüyor. Beğenip götürüyor. Aynen. Evet. Şimdi bu senin kuşların özelliği nedir usta? Yani sen şimdi bir Hollanda'dan getirdiğin bu 6 tane damar var. Erzurumlu kardeşimizin kuşları ama bu kuşların özelliği nedir? Abi güzel oynuyor kuşlar. Abi işte oyun derken şöyle arkadaşlarımızın görüşü farklı. Mesela bunlar uzun metraj mı, abicim, kısa metraj mı, kanat sesi mi var, taban taklası mı var? Bunun özelliklerini bir açar mısın? Tabansız bana? Zaten gitmiyor bunlar. Taban taklası var mı? Aynen. Diyorsun, evet. He, çünkü ben arkadaşın şeyinde videosunda izledim. Evet. Tabansız gitmiyor. Yani 20 metreden aşağı düşürmüyor diyor. Mesafe 20 metre. Ya, öyle diyor da fazladır şey. Yani. Fazladır da 20 metrenin altına düşmeyen standart kuşlar. Aynen. İnişleri dolu dolu bağ aynen. Taklarını alt, iniyorlar. Üst, daban bağ, takla üstü aynen. Bağlaması var diyorsun. Aynen. Maşallah. Vallahi güzel kuşlar. Sen üstam. İzmir'de kuşçuluk nasıl? Abi İzmir'de ben oynayan kuş görmedim. Yok değil mi? Ne? Ya, gittim ya abi. Yok şimdi öyle bir şey ki. Yavrulara bak, şunlar yavrular. Evet. Ya bu taraftakiler bağrı şey girdi uçmadan, ince tüye girdi. İnce. İklim olarak değil İklim mi? Olarak, ondan... İklim olarak, abicim şu bizim bulunduğumuz mekanda bu Alaçatı'da öyle herhalde. Kuş sizin burada kuş uçmaz. Burada kuş uçmaz, rüzgar habire esiyor görüyorsun. Aynen. Atmaca çok. Oh. Ben senin misafirin oldum, geldiğin zaman elinde silahla bekliyordum. Aynen, daha duruyor orada. Duruyor. Aynen. Hüseyin kardeşimiz abimiz. Aynen. Burada silahla atmacayı bekliyor. Ama biz çok kurtardım yani ben. Kurtardın yani. Ben, evet. Çünkü izliyorum ben. Elimde şey izliyorum kuşu ki hani evet. Atmaca kalkmasın diye. Evet. Onun da macera yaşıyoruz yani. Bayağı atmacayla mücadelemiz aynen. Var. Evet. Kupalara yazıldın mı hiç? Var mı kupaya falan? Pek... Şimdi kupaya falan. Şimdi ben Hollanda'dan kuş getirmiştim işte bundan 6 sene önce. Evet. Abi orada oynayan kuşlar burada oynamadı ya. Oynamadı. Bitti söylüyorum. Abi Hollanda'nın iklimiyle buranın iklimi zaten bura çeşme şey de mesela daha güzel yerde olsa bu kuşlar yani ya,
havası güzel, o açıdan söylüyorum. İklimi güzel yerde olsa bu kuşlar Hollanda'ya nazaran yapar mı bir şeyler? Abi da, daha güzel oynaması lazım. Daha güzel oynaması lazım. Bitti söylüyorum. Bak biz en kral kuşu getirelim bak. Siz de çekim yapıyorsunuz. Bir sürü evet, yerleri geziyorsunuz. Yani kuşları görüyorsunuz. İzlediğiniz kuşlar da ki olmuştur. Evet. Getir buraya oynamaz abicim. Yani orada oynadığı oyunu burada göremez. Evet. Şu rüzgara bak. Şu rüzgarda oyun kuşu uçmaz. Sen usta Hollanda'nın iklimi nasıl? Yani orası böyle... da aynı. Aynı böyle esiyor aynı, mu? Aynı Türkiye gibi. Orada abi burada bu ne? Şu havayı gözünü seveyim ya. Orada bulamazsın. Yağışlı. Şimdi yağmur yağıyor mesela. Yağmurlu. Aynı. Bu açıdan söylüyorum. Çünkü onun için biz Türkiye'miz cennet. Dört iklimi aynen, bir yaşıyoruz. Aynen. Evet. Aynen. Burası zaten Alaçatı şeyine rüzgarıyla meşhur. İşte rüzgarı olduğu için sörf. Aynen yani. Sörf var. Onun için işte. Yani burada evet. Oyun kuşu çok zor oynaması burada. Yani ne yapacaksın? Hobi amaçlı böyle bahçende oturuyorsun. Aynen. Bu işleri şey yapıyorsun. Aynen öyle yapıyoruz. Evet abi, Kayseri kuşlarının özelliği nasıl abi? Sende Kayseri kuşları da var. Kayseri kuşları özelliği... Ya sen Ankaralısın, Kayseri evet. Kuşu seni nasıl cezbetti? Onu bir anlatayım. Ya şimdi onu anlatayım şimdi bizim bak. Ankara kuşu da metraj bolur. Şimdi Ankara kuşu derken Ankara, evet. Kırıkkale aşağı yukarı aynı. Zaten aynı. Bağlıydı, sonra ayrıldılar da aynen, neyse. Aynen, Kırıkkale, Ankara bir. Oradan kuşlar götürdüm ben zamanında. Kayseri'li bir arkadaş var. O Kayseri kuşu besledi. Devamlı. Evet. Kayseri kuşuna Hollanda'da bulaştı sana. Evet, evet. Dedi ki ya dedi ne şıp 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 falan ama güzel gidiyorlar. Evet. Fakat sesleri kırık. Kes dedi onlara dedi, sana dedi, bir çift vereceğim. Olmaz dedim iki çift vereceğim. Evet. Herhalde öyle iki çift dedim. Neyse kesti kuşları verdi. Oradan başladık biz. Kayseri kuşuna. Kayseri kuşuna. Oradan evet. Başladı. Kayseri kuşları omuzdan yükleniyor. Aynen. Şamatalı güzel. Değil şamatalı mi? Güzel evet. Evet yani peki bu bizim kuşlarla kırdın mı bu Ankara'nın kuşlarına Kayseri'yi? Yok kırmadım şimdi. Soy takip ediyorsun hiç. Evet. Soylar ayrı birbirine takmıyorsun. Hiç kırmadım ama yani. Burada olmadı abi ya. Yani. Olmaz değil mi abi? Burada olmadı ya. Canı sağ olsun ne yapalım yerde de güzel. Yerde de güzel de evet. Mesela en son iki tane Arap var bir de çikolata var işte onlardan. Evet. Yok abi ya. Yapacak bir şey yok abi. Burası Alaçatı. Şu rüzgar mafiz diyor. Veli de komşum ben demin orada da çok atmacaya verdi. Rüzgar çok. Burada kuş olmuyor abi yani. Olmuyor. İzmir burada... gene buna nazaran çok şey. Aynen. Burada hava biraz daha durgun. Evet. Fakat burası çok felaket. Ama biz de ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Burada böyle bakıyoruz. Evet. Valla o da bir zevk abi. Aynen. En azından gözünün önünde duruyor. Soyun ırkını biliyor. Aynen. Ne yaptığını biliyor. İnşallah daha güzel bir yer nasip olur da orada uçurmak nasip olur. Valla buradan bir yere gidemeyeceğiz herhalde. Gidemeyeceğiz. Son durak burası. Bundan sonra yani son durak kara toprak Allah gecine versin de zaten ama... Peki öyle yani şimdi sen dedin ki İzmir'de ben göremedim edemedim de böyle sevdiğin dostun arkadaşınla böyle bir yerde bu yavrulardan çıktırıp da orada izleme şansın yok mu? Var. Öyle de yapabilirsin yani bir kardeşimizle paylaşırsın. Ya abi bu bak de. Şimdi kuşçuluk bu. Evet. İnsanın aklına bir sürü soru işareti geliyor. Aynen biliyor yani musun? Kuşçulukta he. Kimse yani, kimseye ne bileyim ben itimat etmiyoruz. Evet. Kimse etmiyor yani. Aynen. Vereyim mesela ben. Mesela bak Vedat'a itimat ederim. Evet, Vedat ama, güzel bir kare. Onun da zamanı yok. Kendi kuşlarını uçuramıyor. Onu diyeceğim. Kendi bir sürü kuşun içinde çok onu uçuramaz var. Yani. Çok meraklı bir kardeşim. Evet. Ama zamanı yok o da. Uçuramıyor. Aynen. Uçuramıyor. Zamanı... 6 tane verdi bana. He. Hep 5'i öldü. Bir tanesi kaldı. Bir tane kaldı. O da abi dedi şu kuşun damızlık kabı uçurma dedi. Boz verdi. Anladım. Onu uçurmadım. Böyle anladım. Duruyor. Senin yani kuşların renkleri de güzel. Boz dumanlı, şeyli. Boz filler, evet. Kirli, dumanlı. Ya bunlar ha. Güzel. Bak, bunlar uçmuş, izlenmiş kuşlar. Bunları çıkartayım da. Bir Kayseri kuşları da görelim. Hadi onları da çıkartayım. Maşallah. Bu kuşları... Altı adet Hollanda'dan gelen kuşlarımız var bunların içinde.
Kanatları, kuyruklar kesik olanlar galiba. Ha, kanatlı. Arap maşallah. Bu Kayseri galiba değil mi abi? Evet. Evet. Maşallah. Bunu uçurdum, çok güzel oynadı burada. Evet. Fakat oradaki gibi olmadı. Anladım. O zevki vermedi sana. Aynen. Çok güzel tabanı mabanı. Maşallah maşallah. Evet. Burada Mardin'den gelmiş Kayseri'de bir arkadaşa. Aynısı. Evet. İki tane. İkisi de dışarı çıkmış. Al evet. Abi dedi. Sen nasılsın dedi. Beyazlara vurmuş. He. Acayip yavrular vermiş. Harika. Felaket de oynuyormuş yani. İyi inşallah Hüseyin Ustam gönlüne göre güzel kuş bulursun. Şey yaparız. İnşallah abi. Zamanında uçmuş. Evet. Uçmuş. Şimdi uçurmuyorum tabii. Gerçi de zamanında uçmuş yatırmış. Evet. Kayseri'den Bilgin diye bir arkadaş var. Bilgin diye bir arkadaş. Evet. Sağ olsun. Abi de bunları dedi uçur dedi. Yani yavru aldı uçur dedi. Bir çift yavru aldım. Bir tanesini öldürdük. Bir tanesi şu güllü. Perçemli olan. Şimdi Hüseyin Hüseyin, sen kuşçu arkadaşlara tavsiyelerin nelerdir? Yani öyle. Abicim kuşçu arkadaşlara tavsiyem. İyi kuş beslesinler. İyi kuş beslesinler. Kuş. Evet. Yalan söylemesinler. Dürüst olsunlar. Dürüst olsunlar. Evet. Neyin ne olduğunu söylesinler. Evet. Ahmet'i gösterip Mehmet'i vermesinler. Aynen katılıyorum. Evet. Çünkü Avrupa'da dostlarımız, arkadaşlarımız bu durumlarla çok karşılaşıyor değil mi? Aynen. Mesela gelemeyip de Türkiye'ye, zamanı olmayıp da buradaki, Türkiye'deki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza inanıp onların şeyiyle alıp öyle bir şeye denk geldin mi böyle üstten sonra yani yanıldık. Ya benim yanımda benim yanımda oldu öyle bir şey de. Evet. Şimdi olmaz söylesem. Yok isim vermiyorum. He, ya. Aynen. Yani yapmasın biz burada onlara bir çağrıda bulunuyoruz. Dürüst olun arkadaşlar. Aynen. Avrupa'da para kazanmak kolay değil. Kimsenin emeğini, kimsenin paranı, hakkını almayın. Doğru mu abi? Aynen abicim, aynen. Aynen. Biz bu, ondan şey yapıyoruz. Her şey para olmuş abicim. Biz maalesef. Yaşlı başlı insanlarız. Mesela gidiyoruz gençlerin şeyine, tümesine. Evet. Bakıyoruz, muhabbet ediyoruz. Evet. Bildiğimiz şeyleri onlara söylüyoruz. Onların evet. Bildiğini bize söylüyorlar. Böyle işte kendi aramızda bir fikir alışverişi oluyor. Evet. Öyle idare ediyoruz ama işte diyeceğim birbirlerine şey atmasınlar, kazık atmasınlar. Evet. İki kanat bir kuyruktur. Kendi başına buyurup. Aynen kendi başına buyurup. Aynen. Onun arkadaşlar için. Programımızın sonuna yaklaştık. Burada son sözlerini alayım Hüseyin Üstam'ın. Abicim son sözlerim. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Programımıza renk kattınız. Bütün arkadaş kuşlu camiasına selamlar olsun buradan. Hadi. Dürüst olsunlar. Hepsini buradan kucaklıyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize teşekkür sevgiler. Sevgiler. Videomuza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çekilişe katılmak için. Hüseyin Usta. Hashtagimiz Ankaralı Hüseyin Usta. Hepinize saygılar.